Hizmetlerim sayfamızı oluşturduktan sonra son olarak iletişim sayfamızı oluşturarak devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle burada kullanmayacağımız kısımları kapatalım. Hakkımızda kısmını, hakkımızda HTML'i kapatalım. Yine content içerisinden bizim temamızda zaten mevcut olarak bir kontak sayfası var. Direkt onu tarayıcıda önceleyelim. Ona göre kendimize nasıl bir işlem yapacağız görebiliriz. Kontak sayfamızda bir harita var. Haritanın devamında da bir iletişim formu var. Burada da mail gönderme işlemini yapacağız. Öncelikle direkt hakkımızda sayfasının oluşturulması ile ilgili işlemleri sağlayalım. Yine düzeltiyorum. İletişim sayfasının oluşturulması ile ilgili işlemleri sağlayalım. Devamında da mail gönderme ile ilgili işlemlere bakarız arkadaşlar. Yine home kontrolümüze gelip hemen hizmetlerimizin altında Public Action Result iletişim olarak belirtmiştik. Return View diyorum. İletişim sayfamızda bizim iletişim bilgilerimizi alacağımız herhangi bir alan yok ama biz yine de oraya bir ekleme yapabiliriz. Her ihtimale karşı db nokta iletişim nokta single or default diyorum arkadaşlar. Oradaki tek kaydımı, tek satır kaydımı bana getirmesini istiyorum. Sağ tıklayıp Add View diyorum. Site layout'tan türecek iletişim adında bir view oluşturmasını istiyorum. Devamında iletişim kısmını siliyorum. Buradaki kontak.html kısmına gelip iletişimle ilgili sayfama en başına geldiğimde content kısmının içerisinde şu section'ı komple buradan alıyorum. İletişim sayfamın içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada bize Google Map'te harita ile ilgili embed kodunu vermiş. Kendisi burayı oluşturmuş. Siz de ne yapabilirsiniz bununla ilgili? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Google Maps diyelim. Örneğin Samsung diyelim. Ya da sizin şirketinizin sonrasında ya da direkt alanı seçip bunu da direkt o noktayı da seçip herhangi bir noktayı seçip buradan paylaş dediğinizde ne diyor? Bağlantı noktası al ya da harita yerleştirme diyor. iframe ile ilgili şuradaki kodu alabilirsiniz. iframe kodunu HTML'i kopyala diyebilirsiniz. Devamında gelip burada iframe kodunu sizin kodunuz yapabilirsiniz. Neresiyse sizin yerleştireceğiniz. Şöyle yapalım. Burada %100 olarak yerleştirmiş. Biz de aynı şekilde yerleştirelim. Olmazsa oradaki ayarımızı kontak HTML'den gider güncelleriz. Kaydettim. Gelip sayfamı ne yapalım? Şuradan index.js HTML'den bir daha başlatalım projemizi. Ana sayfamız açıldığında iletişim sayfamıza tıkladığımızda evet burada bu şekilde gözüküyor. Bu alan da bu şekilde gözüküyor. Herhangi bir hatam var diye gidip kodumuza bir bakalım. İletişim CSS HTML sayfamıza. Content Map colmd 8 olarak vermiş. 12 dersek ne olur? Yenileyelim. Şöyle yapalım. Kontak kısmındaki şu HTML devamında şu kısmı width ve devamındaki kısmı iframe'in içerisindeki özellikleri ben buradan gidip alayım. Ctrl C diyelim. Bizim iletişim sayfamızda direkt Google Map'ten kopyaladığımız kısmın width değerleriyle şöyle bir değiştirelim arkadaşlar. Ctrl C diyelim. Tekrar gelip sayfamızı bir yenileyelim. Evet. Şu an istediğimiz şekilde geliyor sanırım. İletişim diyelim. Evet, Samsun bölgesi istediğimiz şekilde geldi. Şuradaki kısımda bir durum var anladığım kadarıyla. Ona da bir bakalım. İletişimle ilgili. Şurada ne demiş bize? Bakalım.
Formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ya da şuradan mesajınız gönderildi. Mesajınız gönderildi. Teşekkürler diyelim. Buraya da formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz diyelim. Formu ya da formu göndererek bize ulaşabilirsiniz. Form. İletişim diyelim direkt. Herhangi bir şekilde siz kendiniz oraya uygun bir mesaj bulabilirsiniz. Buraya da gönder diyelim. Kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim arkadaşlar. Evet. Sayfamız düzgün bir şekilde geldi. İletişim kısmımız geldi. Gönder kısmı geldi. Buradaki kısmı şu Moderna'daki gibi full olarak neden çıkartmadığını anlayamadım. Şöyle bir kontrol edeyim. CallMD 12 Offset 2 demiş. Şu CallMD Offset 2 kılısını şuradan bir kaldıracağım. Tamamen büyük olarak gelsin bana. Gelir diye düşünüyorum. Geldi mi? Gelmedi. Div class container row. Bir content site layout içerisinde bir content var. Acaba o yüzden mi diye düşündüm. Hayır, bir content de barındırmıyor içerisinde. Content şuradaki content kısmını acaba bir temizlersek. Section kısmını bir temizlersek düzgün şekilde gözükür mü? Bu sefer haritada kayabilir. Dolayısıyla bu section kısmı burada kalsın arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Sonunda ona bakarak kendimiz tekrardan bir işlem sağlayabiliriz. Container içerisindeki row demiş. Normalde bunun direkt büyük olarak gelmesi lazım bize ama şu an baktığımda sayfamı yenilediğimde bu şekilde küçük olarak geliyor. Tamamını şuradaki gibi gelmesini istiyorum. Şu kısma tekrar bir göz atacağım. Burada herhangi bir durum var mı? Ya da özel bir durumu var mı bununla ilgili? Ona bir bakayım. Herhangi bir özel durumu da gözükmüyor aslında. Content map var. Section içerisinde content map var. Container ve row var. CallMD offset 2 var. CallMD 8 var. Şuradaki class'larını da yine kendi standardına çekelim. CallMD 8 ve CallMD offset 2 olarak kalsın. Şu kısımda sanırım kalınlaştırma için strong etiketini kaldırmışız. Onu tekrar yerine ekledim. Şimdi tekrar bir yenileyelim. Tamam, şu an bu şekilde kalsın. Amacımız zaten burada HTML ile ilgili görünümden öte buradaki formun gönderilmesi. Onu da sağlayacağız. Eğer gözümüze çarparsa oradaki düzenlemeyi nereden yapacağımız onu da sağlarız arkadaşlar. Bir sonraki derste de mail gönderimiyle ilgili işlemi sağlayacağız. Görüşmek üzere.